41. gece Şehrazat masalına şöyle devam etti. Kardeşim bunu işitince hemen eşyasını toplayıp başka bir memlekete göç etmiş. Orada bir zaman oturmuş. Bir gün can sıkıntısını def etmek için sokağa çıkmış. Dolaşırken arkasında bir takım sesler duymuş. Nedense korkmuş. Önüne çıkan açık bir kapıdan içeriye girmiş. Birdenbire karşısına iki kişi çıkmış. Vay hain herif vay. Nihayet elimize düştün. Karanlıkta bizi korkutup paramızı alırsın ha diye bağırmışlar. Kardeşim bu sözleri işitince şaşalamış onlara. Yahu demiş sizin bir yanlışınız var. Ben aradığınız adam değilim. Durun size başımdan geçenleri anlatayım. Adamlar oralı olmamışlar. Kardeşimin üstünü başını aramışlar. Üstünde buldukları kunduracı bıçağını almışlar. O sırada kardeşimin vücudundaki sopa izleri gözlerine ilişmiş. Sen sabıkalı bir adamsın. Bak vücudunun birçok yerinde sopa izleri var. Seni şehrin valisine götüreceğiz demişler. Kardeşim kendisini ne kadar savunmaya çalışmışsa fayda vermemiş. Zorla valinin yanına götürüp şikayet etmişler. Vali kardeşimi hapse atmak istemiş. Fakat ben onun orada olduğunu haber alınca hemen arkasından yetiştim. Valiye her şeyi olduğu gibi anlatarak meseleyi açıkladım ve onu kurtardım. Beşinci kardeşim de kulaksızdır. Geceleri dilenir, kazandığı parayı gündüz yerdi. Bir ihtiyar babamız vardı, apansız öldü. Bize biraz miras bıraktı. Aramızda pay ettik. Adam başına yedişer yüz kuruş düşmüştü. Kulaksız kardeşim bu parayla ne yapacağını şaşırdı. Nihayet bir sepet cam eşya alıp mahalle mahalle dolaşarak onları satmaya başladı. Bir gün dinlenmek için bir sokağın başında durup cam sepetini önüne koymuş, sırtını da duvara dayayıp kendi kendine hülyalar kurmaya başlamış. Bu sepetteki eşyaları satarsam elime 200 kuruş geçecek. O parayı yemem, sermayeye eklerim. Böylelikle yavaş yavaş bin liralık adam olurum. O zaman bir yer tutar. Toptan alışverişe başlarım. Çok geçmeden mal mülk sahibi olurum. Evler, hanlar, bağlar, bahçeler satın alırım. Zenginliğimin şöhreti her tarafa yayılır. Herkes bana kızını verip beni damat edinmek ister. Fakat ben vezirin kızını isteyeceğim. İyilikle vermezlerse zorla ve para kuvvetiyle alacağım. Güzel bir konağa taşınıp orasını ipeklilerle ve en seçme halılarla döşeyeceğim. Uşaklar, halayıklar, harem ağaları tutacağım. Sokağa büyük bir alayla çıkacağım. Vezirin yanına gidip kendisine bin altın götüreceğim. Bunların yarısı kız için, yarısı da sana hediyedir diyeceğim. Buna karşılık vezir de bana sırmalı bir elbise hediye edecek. Fakat ben daima ona karşı tok davranacağım. Oradan çıkınca düğün hazırlığına başlayacağım. Düğün gecesi gelini yanıma oturttukları zaman bir hükümdar gibi kurulup kimseyle hatta gelinle bile konuşmayacağım. O zaman kaynanam gelip, ''Efendim sultanım, kızım cariyenizdir, onunla biraz olsun konuşun.'' diyecek.'' Ben de onun hatırını kırmayarak başımı çevireceğim. Sonra uşaklarımdan birine seslenip bana içinde 500 lira bulunan bir kese getirmesini emredeceğim. Getirince geline bakan yengeye vereceğim. O gidip gelinle baş başa kalınca ona biraz gülümseyeceğim. Fakat konuşmayacağım ki benim ne büyük adam olduğumu anlasın. Kaynanan bunu duyunca tekrar yanıma gelecek ve kızıyla konuşmam için yalvarıp yakaracak ama ben yine yüz vermeyeceğim. Kaynanam ayaklarıma kapanıp kızım küçüktür, görgüsüzdür, onun kusuruna bakmayın, siz onunla konuşun ki biraz açılsın diyecek. İşte o zaman geline dönerek bana bir bardak su ver diye emredeceğim. Gelin bana su getirince onu bir zaman ayakta beklettikten sonra kurulduğum ipek sedirin üzerinde yavaşça başımı kaldırıp bana yalvarmazsan elinden bardağı almam diyeceğim. Gelin, affedersiniz işte istediğiniz suyu getirdim diye cevap verecek. Fakat ben o zaman kendisine ne kadar azametli olduğumu göstermek için ayağımı kaldırıp ona şöyle bir tekme atacağım. Kulaksız kardeşim bu hayaller içinde kendinden geçmiş. Sahiden tekme atar gibi ayağını savurmuş. Tabi tekme cam sepetine gelmiş. Sepette ne kadar cam bardak, tabak, sürahi varsa hepsi şangur şungur kırılmış. Böylece zavallının küçücük sermayesi bir hülyaya kurban gitmiş. Kardeşim yaptığı bu budalalığa fena halde üzülmüş. Başını duvara vurmaya başlamış. Halk etrafını sarmış. Fakat hiç kimse ona bir yardımda bulunmamış. O sırada bir katıra binmiş genç ve güzel bir kadın kardeşimin haline acıyarak yanına yaklaşmış. Uşaklarından birine seslenerek ona bir kese altın vermesini emretmiş. Uşak hemen bayanın emrini yerine getirmiş. Kardeşim parayı alıp doğru evine gitmiş. Orada keseyi açmış içindekileri saymış. Tam 500 çil altın. Büyük bir sevinç içinde altınları keseye koyarken kapı çalınmış. Koşup açmış. Karşısına ihtiyar bir kadın çıkmış kadın. Oğlum namaz kılacağım. Abdest alacak yer bulamadım. Evinizde abdest almama müsaade eder misiniz demiş. Kardeşim buyur etmiş. İhtiyar kadın teşekkür ederek içeri girmiş. Abdest almış. Bir köşeye çekilip namaz kılmış. Sonra kardeşime hayırlı dualar ederek gitmek istemiş. Kardeşim ona çıkarıp birkaç kuruş sadaka vermiş. İhtiyar kadın benim sadakaya ihtiyacım yok diyerek parayı almamış. Üstelik eğer paran çoksa ona ihtiyacın yoksa götür. Onu sana veren kadına geri verdiği akıl öğretmiş. Kardeşim içini çekerek o kadını nerede bulayım tanımıyorum ki demiş. Bunun üzerine ihtiyar kadın yavrum demiş. O kadın zengin bir adamın karısıdır. Seni görünce aşık olmuş. Şimdi sen onun verdiği parayı yanına arkamdan gel. Ben seni ona kavuşturacağım. Görüştüğün zaman onu elinden geldiği kadar eğlendirmeye ve kendisine hoş görünmeye çalış. Kulaksız kardeşim ihtiyar kadının bu sözlerine inanarak onunla beraber sokağa çıkmış. Koca karı önde, o arkada oldukça uzun bir yol yürüdükten sonra büyükçe bir evin kapısı önünde durmuşlar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti.